Bak bir sürü abiler hep top oynuyor. Görüyor musun? Sen de vur hadi topuna. Sen de vur topuna. Anne de vurdu. Anne vurdu. Koş bakalım. Bu tarafa doğru at. Bu tarafa. Ne kadar çok spor yapardım buralarda ya. Yani hazırlıktan bitirene kadar aşkım hep buralarda koştum biliyor musun? Çok severdim yani açık havada koşma etmeyi. Kargomuz gelmiş. Kargomuz gelmiş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır özlediğiniz bir ayakkabı da ise Vlog'una hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir kargom var. Şimdi onu açalım istiyorum. Küçük bir iki bir şey söylemiştim Trendyol'dan. Daha sonra normal her zamanki ayakkabı dayısı vloglarına girişimizi yaparız. Bu sabah şimdi dışarıdaydık. Ailece gezdik, tozduk. Belki o sahnelerden de güzel sizlere kombin yapabilirim. Aynen öyle yapmam daha mantıklı olur. Ne zamandır da vlog çekesim vardı. Ama bir türlü işte zaman, imkan, enerji bulamıyordum. Bulduğum an dedim ki yardır Hüsame. Bir tane vlog yapalım. Evet bir yandan ses geliyor diyorum. Bebişin ağlama sesleri nerede? Artık arkadaşlar baba olunca ve ikincisi de yolda olunca, hatta neredeyse gelmek üzere olunca bu tarz vloglar, ayakkabı dahisi tabii ki biraz daha zor çekilebilir hale geldi. Tabii ki bu demek değil ki çekmeyeceğim, yapmayacağım. Sadece biraz daha dediğim gibi üretimi zor oluyor. Şimdi şu kargo ile başlayalım. Bir de başladığım zaman rahat devam ettirebiliyorum. Evet şöyle bir paketimiz var. Ne aldığımı da Instagram'dan sizlere söylemiştim. Beni eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Zaman zaman link paylaşıyorum, indirim haberlerini veriyorum. Bir tane hoodie'm var, bir tane de eşofmanım var. Ayrıca bu aldıklarımın linklerini de yine sizlere vermeyi düşünüyorum. Açıklama kısmına bakarsanız, açıklama kısmında basketbol ayakkabıları falan da var. Evet, bir tane kahverengimsi eşofman almıştım. Trendyol'dan gerçekten bu eşofmandan belki 6. falan olabilir. Hani vlog çektiğimiz için birçok defa hani farklı altlarla çıkmayı seviyorum. Bebişin ağlamasını duyuyorsunuzdur herhalde değil mi? Neler çekiyoruz biz, neler çekiyoruz. Evet bu güzel. Tamamdır. Kalitesinden emin olduğum bir eşofman ve fiyatını hatırlamıyorum ama 80 ile 100 lira arasındaydı. Çok çok iyi bence. Tabii geçen senelerde 60 liralara falan alıyordum. Çok daha iyiydi. Bir tane de hoodie'm var. Aa bu da güzelmiş. It's never that simple demiş. Evet hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Vay. Güzelmiş ya. Yani en uygun marka arkadaşlar bu Trendyol markası oluyor. Birçok marka da bence bunlardan ürettiriyor. Yani şimdi şunu görünce Echo var mesela şu an şu arkamda görüyorsunuz. İçi birebir neredeyse aynı. Bundan çok daha pahalı oluyordu. Yani en ideal fiyat performans ürünleri bunlar oluyor. Şöyle şu masaya dizeyim sonra size elim alıp çekeyim. Evet hoodie'miz. Şöyle içi örgülü gibi. Ya fena değil. Güzel. Ben içinin polarlı gibi olmasını sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü kalitesiz ürünlerde hemen dağılmaya başlıyor. Mesela şu içimi görüyorsunuz. Bu çok daha mesela pahalı ve kaliteli bir şeydi. Bunlar da güzel. Bu tarz şeyleri alabilirsiniz. Daha böyle polar gibi olan yapılarda. Ama ucuzlarda biraz daha sıkıntı oluyor. Bence ona dikkat edin. İçine bir bakın nedir ne değildir. Daha tüy dökmeyecek kumaşlar bence her daim avantaj. Dediğim gibi Trendyol. Men large alıyorum ve üstümde de güzel duruyor. Bu da eşofmanı, jugger'ı. Bundan dediğim gibi bir sürü var bende. Mavilerini falan alıyordum. Gri aldım geçenlerde. Bir de böyle bir renk aldım. Çünkü evimizde kedi olduğu için çok tüy tutuyor siyahlar. Özellikle siyah bence almayın. Hani Trendyol özellikle ürünlerini alacaksanız bu tecrübeyle sabit. Hani ucuz ürünleri alacaksanız siyahlar biraz sıkıntılı oluyor. Ama onun dışındaki renkler bence daha güzel. Yine bende 3 tane falan siyah koyu mavi var. İşte bir tane gri var bir de bunu aldım.
Evet, toplamda 200 lira falan da ikisi. Artık iyi yani şu devirde. Maalesef öyle bir devir ki. Mesela şu ayakkabıyı aldım arkadaşlar. Sipariş verdiğimde 1900 lira falandı. Nike Air Zoom GT Run. Şurada kendileri de. Şu anda 2600 olmuş mesela. LeBron'lar 2700, 2800. Şu 1200 almıştım. 2250 falan olmuş. Zion'ları hatırlarsanız 1100'lere, 1000'lere falan alıyorduk. 1600, 1700'lere çıkmış. Hepsi öyle, hepsi. Dolayısıyla bu piyasadaki en iyi şeylerden biri yani. En iyi kıyafet almak istiyorsanız, ucuz almak istiyorsanız, öğrencisiniz. Bu Çernyolmenlerden alabilirsiniz. Ben de dediğim gibi evde giymelik, çeşit çeşit farklı farklı giymek istediğim için alıyorum. Güzel oluyor. Şimdi üstümüze mi denesek bilmiyorum ama bu arada dışarıdan geldiğim için de zaten üstüm kıyafetim güzel. O yüzden şu an deneyesim gelmedi. Evet, akşama arkadaşlar çekime gideceğim. O yüzden aslında da vloga başlamak istedim. LeBron'ı ve Kyrie 8 için görüntü çekmeye gideceğim. Çekimleri yaptığım yerde Top Üniversitesi. Hatırlarsanız geçen senelerde, yani ilk pandemi bittikten sonra oraya gidiyordum. Yine şimdi oraya gidiyorum. Sahipleriyle tanışıyorum. Berant abim basketbolcu, aynı zamanda da antrenör. Dediğim zaman zaten biraz onunla da böyle konuşuruz ederiz. Bana da sağ olsunlar fırsat verdiler böylelikle. Aynı zamanda arkadaşlar bu vloglardan görüp gidip orada oynamak isterseniz, kaydolmak isterseniz de yani %10-15 arasında da size ekstra indirim yapacaklar ayakkabı dairesinden gördüm deyip giderseniz. Bayağıdır da çekmeye çalışıyordum böyle bir video. Bugüne kısmetmiş. Takipte kalın. Hani uygun, güzel maçları oynanan sahada oynamak ve o havayı tatmak isterseniz gidebileceğiniz yegane güzel salonu kaçırmayın ve fiyatlarda diğerlerine oranla daha uygun, daha güzel bir salon. Sizlere böyle şeyleri anlatabildiğim, tanıtabildiğim için de mutluyum. Hoşuma gidiyor. Kanal nerelere geldi, ne kadar büyüdü. İnşallah daha güzel ivmelerle gideceğiz. Biraz daha zaman ayırabilirsem, biraz daha enerji harcayabilirsem aklımda çok güzel fikirler var. Çok güzel şeyler var. Bekleyişte kalın. Özellikle Berant abimle güzel şeyler yapabiliriz. İşte profesyonel basketbolcuların antrenmanları, onlara dair farklı farklı şeyler ve tabii ki ayakkabı dairesi vizyonu, görüntü kalitesi ve sunumuyla güzel şeyler bekliyor olacak. Takip etmiyorsanız kanalı arkadaşlar mutlaka ve mutlaka takip edin. Ve o zil işaretine basın ve ayrıca bildirimlerinizi açın, YouTube bildirimlerinizi. Eskisi kadar sık video atamadığım için kaçırmayın videoları. Yani geldiği zaman izleyin, destek verin. Teşekkür ediyorum. Ufak bir yemek yiyeceğim. Sabah dışarı çıktık. O kuru fasan görüntülerini görmüşseniz, koymuşsam fena güzel bir yere gittik Ankara'da. Fakat hep tatlı yediğim için midem bir tuhaf oldu. Biraz tuzluya ihtiyacım var. Şimdi hafif böyle proteinli bir şeyler yapacağım. Sonra devam edeceğiz.
kadın baharatı, pekik falan şeyler. Mükemmel bir sofra beni bekliyor. Aman Allah'ım, bayılıyorum. Bu sofrayı görünce de hep anılarım depreşiyor. Biz Müjde ile ilk evlendiğimizde bana çok yapardı. Çok severdim çünkü. Görünce değil mi? Evet. Harika gözüküyor. Hemen şimdi yiyeyim arkadaşlar. Cidden çok acıktım. Saat yine 5'i geçiyor herhalde değil mi? Geçiyor. 5.30 oldu. 5.30 oldu. Ne ilginç bir hikmetse acıkmıyorum ya. Resmen kahvaltısız şeysiz günde tek öğüne gidiyorum. Bir yandan da iyi de spor yapıyorum. Sonra tabii ki güçsüz düşüyorum. Yakıtımız da bunlar oluyor. Hadi bana afiyet olsun. Hissettin mi sen seni çektiğimi? Doğru söyle. Hissettin mi sen seni çektiğimi? Ben arkanı döndün vrrr diye hamle yaptın. Senin bu tarz senslerin, duyuların çok kuvvetli ya. Güzel kedicik. Seni güzel kedicik. Gırlamaya başladın bile. Kabak yemeği yapayım. Olur. Yavaştan da uyanır zaten. Arkadaşlar spora gitmeden önce şöyle bir adet soğuk baklavam var. Ve burada da şöyle ışığı açmam lazım aslında ama biraz karanlık. Kaymaklı kadayıfım var. Evet, güç toplamak lazım. Eşim dayanamadı söyledi. Hocam. Efendim oğlum? Hı, tamam. Hocam. Tamam. Çarptın mı? Tamam, sıkıntı değil. Git skuterini al gel. Evet, skuterini al gel. Sıkıntı değil diye koşturuyor. canı çekmiş. Bunları söylemiş. Sağ olsun bana da bırakmış. Şimdi ben bunları afiyetle yiyeyim. Yani biraz şişirecek beni ama olsun, iyi gider. Sen neler yapıyorsun dostum? Dostum neler yapıyorsun dostum dostum? Evet, şimdi arkadaşlar sahaya birazdan çıkıyorum. LeBron'larımı götürmeyi düşünüyorum. 19 ve Kyrie'leri biraz... Farklı ayakkabılar olacak gerçi ama şu ikisine görüntü lazım. GT'lere görüntü lazım. Ha efendim. Bir de witness'lar duruyor yani görüntü çekmek. Evet, 4 ayakkabı duruyor. Ne? Anne anne içeride anne. Anne anne anne. Neden video çekemediğimi anladınız mı? Seni bızdık. Evet ama neyse, bunlar da farklı güne kalsın. Hepsini taşıyamıyorum. Belim çok ağrıdığı için en azından şunları götürmüş olurum. Şimdi güzel bir kombin yapalım ve yavaştan çıkalım. Seni küçük adam. Ekipmanları şu şekilde dizdim arkadaşlar. Şimdi giyinip çıkıyorum. Kombinleri yaptım. İçlikler ve tight. Short. Kyrie tişörtü. LeBron. Üstü. Çoraplar. 10 numara 5 yıldız. Seviyorum bu şekilde hazırlamayı. Hadi giyinip çıkalım, geç kalmayalım. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi güvenlikten geçeceğiz ve sahaya giriyoruz. Evet, Top Üniversitesi içindeyiz. Kendim böyle arkadaşlar NBA oyuncusu gibi falan hissediyorum. Tesisler kapanmış. Kimse yok. Ben grinding. I'm grinding. Tabii iki tane basket atacak belimiz yok ama yani keyifli tabii, güzel. En azından böyle bir, burası çalışmıyor olabilir. Şurayı açalım. Evet, devasa sahamız burada. Berent abimiz de içeride, sesi geliyor. Erken mi geldim acaba? Veya onlar geç çıkmış olabilir. Arkadaşlar Şirketler Ligi'ne denk geldik. Ciddi bir oyun dönüyor burada. Yalnız bu saha çok güzel abi.
Efsane. Ve Berent abimiz. Takımın koçu. Aynı zamanda arkadaşlar buranın sahibi. Düdüğü de var. Hakem. Sahibi derken işletmecisi. Yani. İşletmecisi diyelim. Abi hem koçsun hem hakemsin. Biraz burada bir aynen, çıkar şey. Çakı. Evet. Koyu da. Koyu takım. Kameraya oynadı biraz. Aynen. Ne kadar var abi? Daha zamanları var mı? Yani bir son... Kaç oldu? Skor ne? Ne? Sabaha kadar olacak. Eyvah. Devam. Güzel. Maçlar 1-1 oldu. Bu üçüncü maç. İşte 15 olan kazandı dedik. 3-1 olmuş. Herhalde sabaha kadar bekleyeceğiz. Abi en son seni herhalde içeri alacağız. Sen bitireceksin. Sayı aldık. Kaç. Evet, şirketler ligi oluyor arkadaşlar arkada. Böyle akşam vakti geliyorlar. İşte şu an kaça kaç? 3'e 3, 4'e 4 maç dönüyor. Ama saha o kadar büyük ki 4'e 4 tek pota bile oldukça güzel. Yani geniş geniş yer, alan var. Tabii ki hepsi yaşça büyük bir yerde çalışan insanlar. Dolayısıyla keyifli, güzel, arkadaşça, dostça basketini oynayabiliyorlar. Berent abi de burada şirketlerden birinin koçu. Aynı zamanda gördüğünüz gibi didik midik de çalıyor. Çok kafa bir adam, süper bir adam. Aynı zamanda buranın işleticisi. Biraz daha onunla şey yaparız, muhabbet ederiz. Aynı zamanda kendisi arkadaşlar TBL'de oynuyor. Yani bayağı böyle basketbolda içli dışlı, yurt dışında birçok yerde oynamış. İtalya'da oynamış yanlış hatırlamıyorsam profesyonel olarak. Kariyerine bakabilirsiniz. Yani bu yaşta bile hala belki kariyerinin sonlarına doğru gelmiş ama yine ara ara görüyorum böyle asist krallığında işte iyi sayı attığı maçları, şeyleri çok gençlerle kapışmasına rağmen. Kral adam. Bize de sağ olsun burada yardımcı oluyor. Aynı şekilde siz güzel takipçilerime de yardımcı olacak. Daha detayları da konuşuyor oluruz. Yine benim ismimle Ayakkabı Dahisi'nden gördük geldik diyenlere işte %10-15 indirim olacak. Belki günlük de girmek isteyenlere yine aynı şekilde yardımcı olunacak. Gelirsiniz, örnek veriyorum, şehir dışından geliyorsunuzdur. Anka Mall'de veya işte farklı yerlerde alışveriş yapıp ayakkabınızı alıp tertemiz gelip burada oynayabilirsiniz. Burada kocaman bir saha, bildiğiniz takımlar burada maç yapıyor. Nesibe Aydın, yanlış hatırlamıyorsam, kadın basketbol takımının sahası. Aynı zamanda burada arkada arkadaşlar bakın, benimki videolarımdan hatırlarsınız, eski videolarımdan Sedat'la. Hatta Sedat burada çalışıyordu, biz öyle tanışmıştık. Burada da yine bir sürü basket potası, iki tane burada var, iki tane şurada var. Yani harika, harika. Gerçekten keşke böyle sağlıklı olsam, keşke bu işe biraz böyle abanabilsem. Mükemmel bir fırsat. Ya harika yani, ama işte değişik bir şey arkadaşlar. Bu fırsatlar gelince de sağlık problemleri başlıyor. Benim için en azından öyle oldu. Keşke o sağlıklı olsam da sabah akşam burada yatsam kalksam sizlere güzel videolar çeksem. Ama yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Berent abiyle yine dediğim gibi güzel fikirlerimiz var. En azından sağlıklı adamların videosunu çekebilirim. Bakın o yapabileceğim bir şey. Aynı zamanda Berent abinin şöyle Berent Akademi diye de bir akademisi var. Kendisi tabii ki profesyonel bir basketbolcu. Yılların tecrübesi. 2-3 maça çıkıp da bir şeyler yapanlara benzemez. Berent abi. Real deal diyeyim sizlere. Burada gördüğünüz birçok ekipmanı da kullanıyorsunuz. Şu arkada şut yardımcısı var. Elektronik değil bildiğim kadarıyla ama hani basket attığınız zaman top bir yerden geliyor. Bu NBA oyuncularını da falan görürsünüz. Çok güzel gelirdi bana da. Tam benim gibi şut atanlara yardımcı olacak asistanlar. İşte aynı şekilde görüyorsunuz. Şurada da varlar. Eğer ki sizlerde bu akademiye kaydolmak isterseniz aşağıya ben hep linklerini bırakacağım, site adreslerini bırakacağım. Gelir bakabilirsiniz Berent Akademi. Ben oğlumu buraya yollamak istiyorum, Ekrem Yaman'ı. Hani bir 3-4 yaşlarını geçsin. Belki iki bebişimi de buraya da yollayabilirim. Sizler de bakabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Ben bir tane top alayım, yavaştan ısınmaya başlayayım. Ayakkabılarımı giydim, LeBron'larımı.
yavaş yavaş ısınayım. Berent abiyle de yine konuşuyor oluruz. Mustafa vardı. Mustafa da bugün gitmiş o. Neyse, bir dahaki vloglarda. Evet, bir daha söylersen abi onu. Şu an Ankara'nın en büyük kapalı alanı bizde. Yani ve biz kapatıyoruz şu an burayı arkadaşlar. Aynen. Gördüğünüz gibi tenis kortu kapalı. Basketbol sahası, Avrupa Kupası maçlarını oynadı. Bir arkada bir kort daha var. Evet, onu da gösterdim. Evet, sen biraz bir arkada bir kort daha var. Hakemlik yaparken İçeride gösterdim. İçeride fitness alanımız var. Olimpik yüzme havuzu var. Hüsame ile çok güzel vakit geçiriyoruz. Eyvallah. Siz de arkadaşlar link bırakıyorum. Detayları o linklerden siteye girip öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi indirim olur, günlük day pass olur. Aynen. Hani Ankara'yı ziyaret edenler, burayı görmek isteyenler. Mutlaka arkadaşlar Instagram hesaplarını takip etsinler. Mesela bugün indirim varmış değil mi? Evet, sevgililer gününe özel kampanyamız vardı. Biz Hüsame'den gelen her türlü feedback'e hazırız. Evet, yani sizler gelip ayakkabı dayısından gördüm derseniz burada size yardımcı olacaklar. Bence böyle güzel alanı kaçırmayın. En azından deneyimleyin yani, o da güzel. Tabii ki yani. Aynen öyle, şu topları falan görüyorsunuz arkadaşlar. Maç topları. Şimdi salonu kapatıyoruz. Geç oldu. Ayakkabılarımız yanımızda. Evet, Işıkları da kapatalım. Aynen, kapat abi. Elektrik faturası çok yazmıştır şimdiye. Işık da çok, sen iyi bunları şey yapmışsın, öğrenmişsin. Şurada listemiz var, yoksa ben de tam öğrendiğimden değil de. Evet, şimdi Berent abimizin şeyindeyim. Ayakkabılar yukarıda. Hemen dedim açayım. Arkadaşlar Jordan 36'yı o kadar çok anlattım ki Berent abi gidip almış. Dayanamadım, aldım. Göster abi. Şu, of, çok Jordan da güzel. Jordan 36'mız. Maçlarda hala giyemiyorsun bunu, öyle mi? Hala giyemiyorum bunları aynen. henüz o seviyeye geçerim. Kirletemedim diyorsun öyle. Maçlarda KD 14'ler var. Evet. Çok da güzeller. Ki sana çok yardımcı oluyordur bunlarda değil mi? KD hakikaten hani ayağa sarması olsun çok iyi. Gerçekten değil mi? Çok iyi, böyle ayağında hissediyorsun. Bir de şu Zoom Rise'larını görüyorum. Zoom Rise 2. Evet. Sen birini kullanıyordun, çok rahat ediyordun herhalde. Birini kullanıyordum, emekliye ayrıldı kendisi. 2'yi de aldık. Onu da iyi bir şey yapmışsın. Evet. Hatta şurada yırtmış mısın şuraya? Evet. Aynen. Onu parçalamışsın. Ya Zoom Rise'ın zaten ikisinin de birinde en önemli şeyi tabanı yastıklaması. Hı-hı. Senden. Yani evet. İlk yandım aldım ben de. Yani gerçekten evet. Tabanı mükemmel bir değil ayakkabı. Mi? Sen bir de bunda iyi rahat ettin. Çok yastıklaması iyi. Da iyi. Aynen. Bence 1-2'den hani şey olarak daha iyiydi. Onu net söyleyeyim. Hani 2 de güzel ama 1'de ben daha memnun kalmıştım. Rahatlığı farklıydı. Evet. Aynen. Arkada mı o da? Bir tane daha farklı. Bir tane de o da diğer soyunma odasında yani. Hmm. Zoom Freak vardı. Şeyin koleksiyonun burada bu kadar şimdilik. Evet, şu anda bu kadar. Yetiyor zaten hani şey olarak. Şimdi ben de 100 tane olunca. yani sen. Farklı. Sen oynayan adam da 3 tane oluyor. Demek ki oynamayan da. Sen ayrı bir boyutsun şimdi orada. Oynamayan adam. Arkadaşlar bu ayakkabıyı direkt yani Hüsame'nin isteğiyle aldım ve şöyle diyeyim, hani maçta şu anda giyinmedim ama gerçekten mükemmel bir ayakkabı. Yani ben eskiden Jordan'ları giyerken hep böyle ağır ayakkabı, böyle hani
Yani LeBron tarzı bir ayakkabı zannediyordum. Bu öyle değil. Çünkü orada Air vardı abi evet. Çoğunda. O taş gibi yapıyordu ayakkabıyı. Aynen. Bu şu anda gerçekten farklı bir olay. Yapmış yani. Değil mi? Yani aynen. Jordan'ın bence bugüne kadarki en iyi, en rahat basketbol açısından kullanabileceği ayakkabı olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Yakında da arkadaşlar bir Berent abinin maçına gidip çekesim var. Bir güzel olur. İzin veriliyor mu abi kamerayla çekilmeye? Tabii çekebilirsiniz. Zaten bizim bütün maçlar YouTube'da TBF'nin sayfasında canlı da yayınlanıyor. Senin lig TBL 2 mi? TB2 ile Ego TB2 Spor. TB2'li. Aynen. Takip ederseniz biz şu an grubumuzda da lideriz. Süper. Umarım hani bu sene hedefimiz de lige çıkmak. Ankara'nın en önemli takımı olarak. Şu anda TB2 ile de Ankara'nın en önemli takımıyız. Ankara Büyükşehir Belediye'ye bağlı bir takımız. Ben inanıyorum ki bu sene de takımı TBL'ye taşıyıp önümüze bakacağız. Yani. Peki antrenörlük yaptığın takım da mı aynı ligde yoksa farklı bir ligde miydi? Ya, antrenörlük yaptığım takım Şirketler Ligi'nde CDL diye geçiyor Ankara CDL. O da STM firması. Onda da antrenörlük yapıyorum. Ayrıca tesisin işletmeciliğini yapıyoruz. Berent Akademi var. Berent Akademi evet. Var orada. Basketbol hayatım diyorsun. Evet basketbol. Berent Akademi'de de 55 tane öğrencim var her yaş grubunda. Biraz küçük, onu evet, gösterdiğim şey yaptım. En küçük yaş grubu mesela 5,5-6 benim oğlumun olduğu ekip Ankara Koleji'nde. Orada bir 6-7 kişilik ekip var. En büyük yaş grubu da 40 yaşında. Hani şirketlerde oynayan ekip de var. Sen diyorsun ki 5'ten alıp 40'a götürüyorum diyorsun. Valla her var yani. Kendi hani süper, bilgi süper. Birikimimi onlara aktarmaya süper. Çalışıyorum. Şey dedim güzel yani geçim. Bu bir iki bir şey yapıp da hemen akademi açan, antrenörlük yapmaya çalışanlarla karıştırmayın değil mi? Bu iş bence çok daha farklı ve aynen. Tecrübeli olman lazım. Ya şöyle ben hani tabii imkanlar da var şu anda bizim elimizde. 10 sene Süper Lig'de oynadım. 100 kere altyapı milli takımları olsun, üniversite milli takımı olsun, B milli takım olsun oynadım. Yani A milli takım dışında bütün kategorilerde oynadım. Hatta işte Ümit milli takımda burada forvam da var. Ümit milli takımda Avrupa ikincisi olduk. Yani gördüğünüz gibi. Süper ya. Burada European İzmir'de aynen Avrupa ikincisi olduk. Bu tecrübeleri aktarıyoruz. Yani onun dışında hatta yine tek başıma yapmıyorum. Ekibimde, özel ders ekibinde, Berent Akademi'de 3 antrenörüz. Şu anda Ego Spor Kulübü'nde oynuyorum. Orada bir tane genç oyuncu benim yanımda da çalışıyor. Kendisi Hacettepe Üniversitesi'nde Oktay Gürel. Hacettepe Üniversitesi'nde Besyo'da okuyor. Ve çok bilgili. Ayrıca çok atletik. Çok atletik. Evet. Ben... Görüyorum ben. Onunla da tanışırız yakında. Aynen. Sonra Mustafa Çolak var. 2,5 senedir yanımda. O da artık benden neredeyse hani çıraklık seviyesini geçti. Her şeyi öğrendi gibi eğitimde. Ya, ve ben hala her şeyi geliştirmeye çalışıyorum. Mesela bu sene benim liglerde diyeyim, profesyonellikten 20. senem. 16 yaşında profesyonel oldum. Şu an 36 yaşındayım. Bu sene bile hala ligde hani oynadığım ve maçlarda oynadığım hareketler, idmanlarda denediğim işler, çalıştığım üzerine hareketleri hangisi faydalıysa onları idmanlara ekliyor oyuncularına. Ya birebir uygulayıp tabii tecrübe ettiğin, boşuna gittiği hareketleri değil ve mi? Ve bence bunun bir örneği Türkiye'de şu anda yok. Ona da eminim. Şu anda profesyonel bir ligde oynayıp da bu kadar aktif akademide doğrudur. Bunları kullanan biri olduğunu düşünmüyorum yani. Senin bir tane de yine bu şekilde antrenmanını aslında böyle ufaktan bir kayda alabilirsek güzel bir editle. Benim yapmak istediğim işlerden biri. Hem biraz motivasyon olur hem de biraz olsun bu işin kalitesini göstermiş oluruz. Ya bence de yani biz biraz daha farklı yaptığımızı düşünüyorum. Onu da görürsünüz siz de. Yani beraber gösteririz. Siz de görürsünüz. Yani. Abi bu bilgileri paylaşmakta yani bende şöyle bir şey yok. Aa bunları ben biliyorum insanlarla paylaşmayayım değil de herkese faydası olacak. Bilgi paylaştıkça yani. Çoğalır gibi bir söz var. Yani gerçekten bu. Paylaştıkça artıyor. Sen de kendini geliştiriyorsun bu noktada. Bakış açın bu onun yönde. Sonu yok aynen. Aynen öyle. Yani basketbolun sonu yok. Aynen. Elinizden teşekkür ediyorum abi. Yani hem bugün bana yardımcı olduğun için hem de güzel sohbetin için. Sadece. Yakında seni daha çok göreceğiz inşallah vloglarda, videolarda. Senle beraber aynı şekilde hani bolca vlog çekmek olsun ya da ayakkabı her türlü şeye. Eyvallah abi sağ olsun. İnşallah beraber yaparız. Gençler duydunuz, abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz. Daha güzel içerikler geliyor. Aynen. Zaten çekimlerimizi öyle. Yaptık. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Tamamdır. Evet, çıktık gidiyoruz. Ayakkabılarımız yanımızda. Saat 12 olacak neredeyse arkadaşlar. Vallahi çok keyifli, çok güzeldi. Siz de duydunuz. Adam bu işin içinde yaşıyor. Basketbol hayatı. Umuyorum ileride de arkadaşlar güzel şeyler yapacağız.
Benim planlarım var ama şu an böyle durumumu, konumumu biraz ayarlamam gerekiyor. Biliyorsun işte ikinci çocuk falan geliyor. Onları da bir halledeyim. Güzel şeyler gelecek. Umuyorum ki sizler de yerinizi alın, takipte kalın. Bir sonraki güzel videolarda diyorum. Görüşmek dileğiyle. Güzel bir Ankara gecesinden, hava sıcaklığı da böyle 3-4 dereceler falandır muhtemelen. Böyle bir geceden hepinize görüşürüz diyorum. İnşallah vlogları bu şekilde fazla ara vermeden daha hızlı çekmek istiyorum. Görüşürüz.